Arkadaşlar merhabalar. Bugün size tarama ucu ile ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum. Çünkü en fazla tarama ucu ile ilgili soru soruyorsunuz. Öncelikle tarama ucu nedir? Nasıl ki müzik yapmak için insanoğlu gitar, flüt, piyano bir sürü enstrüman icat etmiş. Tarama ucu da resim yapmak için gereken enstrümanlardan bir tanesi. Fırça gibi, kalem gibi. Bir de tarama ucu var. Evet. Tarama ucu dediğimiz şey böyle bir şey arkadaşlar. Bakınız biraz daha büyüteyim. Mesela şu en rahat kullanabileceğiniz uçlardan biri. Tarama uçlarının hepsi aslında yapısal olarak aynıdır. Ortasında böyle olukları vardır. Ve bu oluklardan uca doğru kesik vardır. Bakın bastırdığınız zaman böyle ayrılır. Ne kadar bastırırsanız o kadar kalın çizgi atarsanız çünkü o kadar çok mürekkep bırakır. Şimdi tarama ucu diyoruz aslında. Bunlar kaligrafi ucu diye geçiyor. Bunlar aslında yazı için kullanılan uçlar. Fakat çizerler bu uçla coşuyor zaman içinde ve biz tarama ucu diyoruz. Yazıcılar kaligrafi ucu diyor. Ama gerçekten kaligraflar aslında bunu kullanıyorlar. Dur bakayım bunu birazcık. Şimdi profesyonel kaligrafi ucu aslında bu arkadaşlar. Yani tarama ucu aslında bu. Bu bambaşka bir çılgınlık yani. Bakınız mesela şununla çok ince çizgiler atılabiliyor. Evet. Yani dolayısıyla şurada gördüğünüz tarama uçları gözünüzü korkutmasın. Bunlar gayet kullanışlı. İnternette rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Kaligrafi ucu diye arattığınızda veya tarama ucu diye arattığınızda çıkıyor. Şu büyük olanları tavsiye ederim. Bunların ucu kağıda takılmıyor. Daha rahat kullanılıyor. Fakat tabii ki gün gelir de ben ince çizgi çizmek istiyorum derseniz böyle daha ince uçlara geçmeniz gerekiyor. Benim tercihim Brause. Ben bunları kullanıyorum. Brause'nin bu beyazı. Ben mavisini kullanıyorum. Mavisi de bu. Arada ne fark var? Bakın oluklardan anlarsınız. Bunun oluğu daha ufak. Bastırınca daha az açılır. Bu daha böyle kolay açılır. Bu da daha sert bir uçtur bu. Tarama ucunu nasıl kullanacağınız önemli bir soru. Neyle kullanacaksınız ve neyin üzerine uygulayacaksınız? Tarama ucunda biz çini mürekkebi kullanıyoruz. Çini mürekkebi su bazlı bir mürekkep. İçinde reçinesi var, isi var. Zaman içinde durdukça yoğunlaşan bir mürekkep. Dolayısıyla tarama ucuyla çalışırken eğer ucunuzdan mürekkep akmıyorsa çini mürekkebinizi bir iki damla suyla sulandırabilirsiniz. Daha rahat akar hale getirebilirsiniz. Onun dışında çini mürekkebi su bazlı olduğu için kağıdınız çok önemli. Eğer kağıdınız suyu çabucak emen, lifli bir kağıtsa çizgiyi attığınız gibi kalmaz. Kağıt emer onu ve geniş bir çizgi olur o. Boyayı çünkü dağıtır. Yumuşak bir kağıtsa tarama ucunun ucu gördüğünüz gibi sivri bir uç. Kağıdı parçalar. Üstelik suyla uyguladığınız için özünde kağıdı yumuşatır ve mahveder işi. Nasıl kağıt kullanacağız? Suya karşı dayanıklı, suyu kolay emmeyen, yüzeyi kanson gibi böyle çok hani sulu boya kağıdı gibi pütürlü olmayan, çünkü tarama ucunun rahat çalışmasını istiyoruz. Ama böyle cillop gibi de kaygan olmayacak yani. Mürekkep attığın yerde duracak. En uygun kağıt hala da Schoeller Durex satın aldı Schoeller'i. Schoeller'in Alex modeli. Bunun 150 gramlık, 200 gramlık alabilirsiniz. En güzel kağıt da o. Arkadaşlar sap olarak da
Böyle ahşap saplar satılıyor. Şöyle plastik. Bunlar bir tek browser'lar için satılıyor. Browser'lar ve browser cinsi ufak tarama uçları bu saplara uyuyor. Onun dışında herhangi bir plastik kalemin ucunu yakarak uygulayabilirsiniz. Ucunu çakmakla yaktığınız zaman yumuşuyor. Tarama ucunu koyup elinizle eziyorsunuz. Hiç elinize yapışmıyor, merak etmeyin bu. Onun dışında da hani sapın elinizi acıtmaması için, çünkü şu nasır gerçekten uzun çizimlerde sızlayabiliyor. İşte ben bir tanesine deri kapladım. Gayet iş gördü. Bir tanesine de bu dövmecilerin makineye sardığı bant var. Bunlar da gayet güzel iş görüyor. Bunları kullanabilirsiniz. Peki çiniyi nasıl atacağız? Çiniyi tabii ki tarama ucunu çit mürekkebiyle kullanıyoruz. Tarama ucunu çini mürekkebi şişesine batırıyoruz. Kullandıktan sonra şişeye batırmadan her zaman ucumuzu siliyoruz. Çünkü çini mürekkebi ucun üzerinde kalır. Partiküllü bir boya gittikçe kalınlaşır ve tarama ucunu verimsiz hale getirir. Daha az mürekkep tutmaya başlar, tıkanır ucunuz. Dolayısıyla mümkün olduğunca sileceksiniz, temiz çalışacaksınız. Evet. Bakınız, şimdi tarama ucuyla normalde fırçayla çalışır gibi çalışıyor ressamlar. Çünkü tarama ucu çok fazla hareket kabiliyeti vermez. Kağıda saplanır. Yukarıdan aşağı veyahut da yatay çizgiler. Fakat tarama ucunu nasıl tuttuğunuz önemli. Şimdi elinizin burasını kullanıyorsanız, kağıda burayı koyuyorsanız, tarama ucunun kağıtla olan açısı birazcık fazla oluyor. Fakat elinizin şurasını kullanırsanız, yatırırsanız kağıda, tarama ucunu yukarıya doğru da kullanabiliyorsunuz. Tarama ucuyla ne bileyim mesela şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunu da Cengiz Üstün'den öğrenmiştim. Cetvel gibi düz çizgi çekebiliyorsunuz. Tarama ucunu koyuyorsunuz. İki bacak basıyor böyle. Sonra çeviriyorsunuz. İki bacak böyle oluyor. Çektiğiniz zaman sağa sola kıpırdamıyor. Fakat bunu sık yaparsanız ucu mahvediyor tabii. Dediğim gibi bu aslında kaligrafi ucu. Yazı yazarken de çok keyiflidir yani. Çizerken de ama çok keyiflidir. Şimdi böyle mahsus kalın kalın atıyorum. Normalde ben böyle kalın çini atmam. Ama daha ince çini atmayı seviyorum. Ama kalın çini figürü gösteriyor. Dergicilikte kalın çini tercih edilir. Çünkü vitrine koyuyorsun dergiyi. Uzaktan bakıyor adam. Bakın ne kadar ince çizgileri çat 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 koyuyor. Ya bu uç acayip. Bu çizgiyi de o çiziyor, bu çizgiyi de o çiziyor. Evet, şimdilik tarama ucuyla ilgili aklıma gelenler bunlar gençler. Sizleri seviyorum. Başka da bir şey gelirse aklıma tekrar Tarama Ucu 2 diye devam filmi niteliğinde. Öpüyorum hepinizi gözlerinizden. Bye bye.